kadarıyla SMA hastalığı, spinal musküler atrofi hastalığı 95'li yıllarda ilk kez geni bulunuyor. O da sizin gibi bilim insanlarının yaptığı genetik araştırmalar sonucunda bulunuyor. Gen bulunduktan sonra da bu mutasyonu tedavi etmek üzere birçok araştırma yöntemleri çalışılıyor. Bunları bahsedebilir miyiz? SMA nedir ve genetik açıdan nasıl değerlendirilir? Tabii baştan başlarsak dediğim gibi bu hastalığa sebep olan gen 1995 yılında Paris'teki bir araştırma grubu tarafından bulunuyor. Ve bu gene motor nöronların gelişiminde ve yaşamasında öneme sahip olduğu için SMN, İngilizcesinde Survival Motor Neuron geni ismini veriyorlar. Bu gendeki mutasyonlar, SMN1 genindeki mutasyonlar SMA hastalığına sebep oluyor. Bu hastalık bizim otozomal resesif Mendelian türü geçiş dediğimiz bir genetik yapıya sahip. Annede ve babada birer adet hasta kopyanın bulunması onları hasta etmiyor. Onların bu hastalığa sebep olmasına sebep olmuyor. Ama bu iki hasta kopyanın bebekte birleşmesi çocuklarda bu hastalığın başlamasına sebep oluyor. SMN bir geninin hemen yanında SMN2 diye başka bir gen var. SMN bir genine yapısal olarak çok benzeyen ama fonksiyonu olmayan bir gen. Bunda da çeşitli kopya sayılarının fazla olması işte bu hastalığın sürecinde belirleyici bazı sonuçlara sebep olabiliyor.